teşekkür ederiz. Röportajımızı kabul ettiniz. Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? İyiyim. Çok teşekkür ederim. İzmir O12 Cup'ın 8. senesindeyiz şu anda. Turnuvalar devam ediyor. 2. gündeyiz. Ne düşünüyorsunuz öncelikle turnuvayla ilgili? Ama her şey başlamadan önce Okay Bey doğum gününüzü kutluyorum. Nice mutlu, nice yaşlarınız olsun. İnşallah tekrardan nice yıllara doğum gününüz kutluyorum. Çok teşekkür ederim. 8 yıldır gelip gidiyorum buraya. 8 yıldır hep 8-9 Nisan'a geliyor. Doğum günümü hep burada kutluyorum. Burada alışkanlık kutluyorum. Oluyor. O yüzden çok mutluyum burada olduğum için. Düğün sonrası pasta keselim olmazsa. İftardan sonra. Şöyle burada ilk günleri hatırlıyorum. İlk turnuvayı hatırlıyorum. Şurada bir park alanında 8-10 araba, 7-8 takım. Çok mütevazıydı. Şu anda uluslararası dev bir organizasyona dönüştü. Herkes emek koya koya bu işi büyüttüler ve büyütmeye devam ediyorlar. Bugün nihayet federasyonun, İstanbul İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, inşallah gelecekte İstanbul'da olur, Spor Toto'nun, firmaların destekleri var. Sadece Mehmet Bey'in çabasıyla değil, medyanın daha fazla desteği var. Seyirci daha çok. O yüzden bu kadar büyütülmesinde katkısı olan Mehmet abiyi kucaklıyorum. Yani iyi ki var. Türk futboluna inanılmaz bir vizyon kazandırıyor. Görmek isteyen görüyor, görmek istemeyen kendisi bilir. O yüzden ben çok mutluyum. Ben insanların ve coğrafyaların gelişimine inanırım. Hayatım bu felsefenin üzerine kurulu. Gelişimi gördükçe çok mutlu oluyorum. İlk geldiğimde sabah gözlerimden yaşlar düştü çünkü çok özel bir yer burası. Yani biz hepimiz babayız, anneyiz. Bunların hepsi hangi formayı giyerlerse giysinler, çocuklar, evlatlar ve kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. O yüzden çok mutluyum. Allah Mehmet Seyit Özkan'a uzun ömürler versin. En böyle içten farklı bir röportaj oldu. Sizi ne duygulandırdı? Duygulandıran şey ne tam olarak? Ne hissediyorsunuz yani? Büyümesi, gelişmesi. Yani çünkü bu toprakların insanlarına yatırım yapılmadı. Yüzyıllardan beri yatırım yapılmadı. Maalesef yapılmadı. Çıkıp birisi çıkıp da ya yatırım yapıldı diyemez bana. Tarih olarak da, toplum olarak da. Bu adam bu çocuklara yatırım yapıyor. Ya bu ülkeye bir yatırım yapıyor. Diyor ki yürüyün, gelişin. İnsanları buraya getiriyoruz. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın hiçbir yerinde U12 turnuvasında takımlar bu kadar iyi otellerde kalmazlar. Bu kadar iyi yemekler yemezler. Bu kadar iyi ulaşımları olmaz. Bu kadar iyi sahalar, bu kadar kompakt yerlerde olmazlar. O yüzden burası U12 İzmir Cup Türkiye'nin gururudur. Şampiyonlar Ligi finali düzenlemiş kadar gururudur. O yüzden çok duygulanıyorum. Hep de olsun istiyorum. Altın Ordu'nun altyapı tabii çok başka bir vizyonla Türkiye'ye. Aynı zamanda dünya buluşuyor şeklinde İzmir'de şu anda buluştuğumuz yerde 72 farklı takımdan bir sürü dünya liglerinden takımları ağırlıyoruz. Peki bu paydaşla düşünecek olursanız altyapının önemi Türkiye futbolunda da dünyada da farklı bir yer kapsıyor. Ne düşünürsünüz yani bu altyapıya özellikle önem verilmesiyle ilgili aslında sorum? Öz kaynak düzenini Türkiye'de profesyonel anlamda Altın Ordu bu hale getirdi. Herkese ilham verdi. Altın Ordu'nun 8-10 sene içerisindeki girişimleri sayesinde diğerleri de yöneldi. Bir kere bir kaldırdı yukarıya herkes, uyandırdı. Acı konuşmam gerekirse Avrupalıların altyapısı çok iyi. Athletic Bilbao'yu zaten biliyoruz. Kardeş kulüp Altın Ordu'yla. Almanlar, Hollandalılar, Fransızlar, İtalyanlar iyi bir altyapı takımları var. Biz biraz gerideyiz. Altın Ordu modelini Türkiye'deki büyük kulüplerin takip etmesi gerekiyor. Ama ivedilikle takip etmesi gerekiyor. Çabalaması gerekiyor. O zaman bu çocuklara daha fazla eğitim vermemiz gerekiyor. Onu yaparsak biz de gelecekte altyapı üst yapıyı oluşturur. Bu altyapıyı uyu yaparsak üst yapı zaten kendiliğinden gelir. O yüzden bu işin anasıdır. Uluslararası arenaya baktığınızda da Altın Ordu'yu tanırlar. Yani üç büyükleri de tanır ama Altın Ordu'yu tanırlar. Bu işin üstadıdır Altın Ordu. İyi ki var. Teşekkürler Okay Bey. Teşekkür ederim. Çok mesajınız var mı Altın Ordu TV'ye, YouTube kanalımıza? Altın Ordu TV'yi izlerseniz gelişimi görürsünüz, büyümeyi görürsünüz, sempatiyi görürsünüz. Uzun bir yolculuğa çıkmış, maratona çıkmış bir koşucuyu görürsünüz. Sonunda o 42 kilometre, 195 metreyi tamamlar ve ipi göğüsler gururla.